Şimdi geldik iki terimin toplamının küpü ve farkının küpü. Küpler toplamı, küpler farkı. Sırayla başlayalım anlatımda. Böyle yapacağım. Şu ifadeyi hangisi alıyor? Şuradan başlıyorum. Evet. Şimdi ilk olarak şuna dikkat edelim. Önce açılımlarımızı verelim. X artı y'nin kübü, x eksi y'nin kübü. Şimdi bu açılım aslında binom açılımından geliyor. Şöyle bahsetmiştik binomda da. Şimdi bak x küpten başlıyorum. Kuvvet 3 ya. Daha sonra kuvvet, x'in kuvveti biraz azalıyor, y'nin kuvveti 1 artıyor. X, y. Daha sonra x'in kuvveti 1'e düşüyor. X, y'nin kuvveti y kare oluyor. Burası y küp oluyor. Katsayılar ise 1, 3, 3, 1. Aslında şöyle küçük bir hatırlatma yapalım. Pascal üçgeni 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 diye. Şimdi bu birinci kuvvetti. Bu karesinin katsayıları x kare artı 2, x artı y kare katsayıları 1, 2, 1. Bu üçüncü kuvvetin katsayıları. 1, 3, 3, 1. X eksi y'nin küpünde ise yine aynı mantık. X küp, x, eksi 3x kareye artı 3xy kare eksi y küp. Arada eksi olduğu zaman tek fark işaretlerim artı eksi diye gidiyor. Arada artı varken hepsi artı. Arada eksi varsa artı eksi diye gidiyor. Dediğim gibi bu binom açılımından gelen x küp kuvveti bir azaltıyor. X kareye, xy kare eksi y küp. Tabi burada xy yerine işte 2x, 3y gelecek. Ona göre bunları yazabileceğiz. Şimdi birkaç tane örnek bakalım. X eksi 2'nin küpü. Şimdi x küple başladık. X küp artı 3 çarpı x kare çarpı y. Y yerine eksi 2 gelmiş. Artı 3x çarpı y kare. Eksi 2'nin karesi artı y küp eksi 2'nin küpü. Doğru mu? Burada tabii şöyle düşünebilirim. Hani burada eksi x eksi y'nin küpü olarak düşünüp y'yi 2 alabilirim. Ben burada direkt y'yi eksi 2 aldığım için x artı y'nin açılımı diye düşündüm. Sonuçta burada bak x küp eksi 6x kare artı 12x eksi 8 gelecek. Yani artı eksi gidecek eksiden dolayı. X artı 2'nin kübü aynısının bir tek işaretlerinin hepsi artı olanı. Çünkü x küp artı 3x kare çarpı 2 artı 3x çarpı y kare 3x çarpı 2'nin karesi yani artı y küp yani 2'nin kübü. Bu şekilde açılımı yapmış oluyorum. 2x eksi 3'ün kübü. Burada en çok şu katsayılara dikkat etmek lazım. Katsayı olduğu zaman bazen karışabiliyor. Şimdi birincinin kübü x küp. X küp. Doğru mu? Artı demiş. Tabi burada eksi yapıp burayı sadece 3 olarak da alabilirim. Burası kafa karıştırmasın. Direkt artı alıp şuraya eksi 3 aldığımda zaten sonuçta burası eksi olacak. 3 çarpı 2x'in karesi. Birincinin karesi çarpı ikinci eksi 3. Daha sonra 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi. Doğru mu? Artı ikincinin kübü. Şimdi burayı toparlayalım. 8x küp. Burası 4x kare. 3 çarpı 4x kare çarpı eksi 3 var burada. Eksi 9 çarpı 4'ten eksi 36x kare. 6x çarpı 9 54x eksi 3'ün küpü eksi 27. Artı eksi diye gidiyor. X artı 1 bölü x'in küpü. Bu sefer 1 bölü x olduğu zaman şimdi birincinin küpü. 3 çarpı x kare çarpı y. Yani 1 bölü x y yerine 1 bölü x gelmiş. Artı 3x çarpı y kare 1 bölü x'in karesi 1 bölü x kare. Artı y küp 1 bölü x'in küpü. Yani şurayı düzenlersem x küp. Şimdi burada x kare ile x sağ değişti. 3x kaldı. Burada ise x'de x kare altta x kaldı. 3 bölü x artı 1 bölü x küp. Bu şekilde açılımlarımı yapabilirim. Devam ediyorum. Şimdi küpler toplamı ve küpler farkı bu diğerinden farklı. Orada toplamın küpünü ya da farkının küpünü alıyordum. Burada küplerin toplamını alıyorum. X küp artı y küp. Şimdi bak x küp artı y küp yazarken bunu şöyle yazıyorum. X artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare. Bu açılım olarak veriliyor. Bunun ispatı var ama yani ispatını bilmeye gerek yok. Bu açılımı direkt bilirsek daha kolay olur bizim için. Burada şuna dikkat edelim sadece. X küp artı y küpte x artı y yazıyorum. İşaret aynı oluyor. Bir tek burada x kare eksi x y artı y. Yani burada bir tek zıt işaret oluyor eksi x y'de. Yani burada ben şöyle kodluyorum normalde. X kare eksi 2 x y yerine eksi x y geliyor. Yani burada 2 çarpanı gelmiyor küp açılımında. Öyle düşünebilirim. Bu küpler toplamı. Küpler farkında ise x küp eksi y küpte bu sefer aradaki ilk işaret x artı y yerine x eksi y olacak. Burayla aynı işaret olacak. X kare artı x y artı y kare. Bu sefer burası zıt işaret olacak. Yani şöyle. Birincisi artı iken ortadaki eksi. Birincisi eksi iken ortadaki artı diye düşüneceğim. Bunu iyi bilmek lazım. Bu da küpler farkı özdeşliği. Şimdi bak. Burada şu iki özdeşlik daha var. Bunları eğer bilirsek çok kolayımıza geliyor bu iş. Şimdi burada a küp artı b küp eşittir a artı b'nin kübü eksi 3AB çarpı A artı B. Burada şunu yapıyor. Şimdi normalde A küp artı B küpten ne geliyor? A küp artı 3A kare B artı 3AB kare artı B küp. Şimdi 3A kare B'yi ve 3AB kareyi yok etmek için eksi 3A kare B eksi 3AB kare yapmam lazım. Onu da eksi 3AB parantezine aldığımdan şu ifade geliyor. Aynı şekilde A küp eksi B küp. A eksi B'nin kübü. Şimdi burada normalde eksi 3A kare B geliyor. Buradan artı 3A kare B gelmeli. Artı 3AB kare geliyor. Buradan da eksi 3AB kare gelmeli ki yok olsun. Yani bu açılımı da bu şekilde yazabilirim. Bunları bazen ezbere bilmek zor olabilir. Ama eğer bilirsek bu işimizi bayağı kolaylaştıracak diyeyim. Şimdi devam edelim. Örneklere geçelim. X küp artı 2'nin kübü. Şimdi x artı 2 çarpı birincinin karesi. Bak buradaki açılımda şöyle kodlayalım. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Burada da bunu yapacağız o zaman. X artı 2 çarpı x'in karesi. Birinci ile 2 x ile 2'nin çarpımı 2x artı 2'nin karesi 4. Burada artı olduğu için burada eksi oldu. X küp eksi 2'nin kübü, yani x küp eksi 8 demek aslında bu. X eksi 2 çarpı. Burası eksi. Birincinin karesi x kare. Birinci 2'nin çarpımı 2x artı 2 artı olacak. Burası eksi olduğu için ikincinin karesi 4. Sadece işaretler değişiyor. A küp eksi A küp artı 27, yani A küp artı 27 3'ün kübü. Bunu yazarken A artı 3 çarpı A'ya 3'ü yazdım. Daha sonra A'nın karesi çarpımları 3A. Arada eksi olacak burası artı olduğu için. 3'ün karesi 9. Bunu da yazdım. 8A küp artı 8. 2A'nın küpü artı 2'nin küpü. Bu sefer 2A artı 2. Daha sonra 2A'nın karesi 4A kare. Çarpımları 4A, aradaki eksi olacak burası artı olduğu için artı 2'nin karesi 4. Buradan hatta biraz daha ileri gitmiş bak. 2A artı 2'yi 2 parantezine almış, A artı 1. Buraya da 4 parantezine aldığım zaman A kare eksi A artı 1 oluyor. Yani 2 çarpı 4'ten 8 çarpı A artı 1 çarpı A kare eksi 1 diye de düzenlemiş bunu. X küp artı 1 bölü X küp. Yani X'in küpü artı 1 bölü X'in küpü. Bunu yazarken de X artı 1 bölü X çarpı birincinin karesi X kare. Birinci ile ikinin çarpımı 1 yapıyor ama aradaki eksi olacak. Eksi x çarpı 1 bölü x artı ikincinin karesi 1 bölü x kare. Yani x artı 1 bölü x çarpı x kare eksi 1 artı 1 bölü x kare oldu. Y küp a artı 8 bölü y küp. Şimdi burada şunu yapacağım. Y küp artı 2 bölü y'nin küpü. 8 bölü y küpü küp olarak yazdım. Y artı 2 bölü y. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 ama aradaki işaret eksi olacak. Burası artı olduğu için artı ikincinin karesi 4 bölü y kare. Şimdi bak burada şurası da önemli. Şunları bilmekte fayda var. A artı 1 çarpı a kare eksi a artı 1. Bazen tersten de verebilir bunu. Bakıyorum a artı 1. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı eksilisi var. Eksi a artı ikincinin karesi. Bu zaten küp açımından a küp artı 1'in küpü, yani a küp artı 1. A küp artı 1'i mesela çok kullanacağız. A küp artı 1, a küp eksi 1, bunları bilmek faydalı. A artı 5 çarpı a kare eksi 5 a artı 25. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı. Arada eksi var, burası artı olduğu için. Artı ikincinin karesi. Yani küp açılımını, buradaki küpler toplamını tersten vermiş. Bu a küp artı 5'in küpünün açılımı zaten. Bu da a küp artı 125'e eşit diyebilirim. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya dönelim. Şurada az önce bahsettiğim şey var. X artı y'nin küpü ve x eksi y'nin küpü binom açımından elde ediliyor. Bunu daha önce anlatmıştık. Ve kavram yanılgıları var. Zaten bu açılımların bunlara eşit olmadığını göstermiş olduk. Bunu tekrar uzun uzun üzerinde durmama gerek yok. A artı b'nin küp açılımını verdim. A eksi b'nin de açılımını verdim. Bu a küp artı b küp ya da a küp eksi b küpe eşit olmadığı zaten açık bu konuda. Bu kısmı bitirdik. Şimdi kazanımlara geçebiliriz.